İlk sırada İzmir Bergama Belediye Başkanı'nın kardeşinden çok sözler. Abim belediye başkanı olmadan önce kiradaydı. Şimdi birçok villası var. Başkan Hakan Koçtu'nun kız kardeşi Hale Koçtu Özyeşil, abisinin servetinin araştırılmasını istedi. Ayrıca belediyedeki usulsüz ihaleler incelensin dedi. Kesinlikle abime oy vermeyeceğim diyen bir kız kardeşin yaptığı açıklamalar birinci sayfada. Seçime yaklaşık iki buçuk ay kala AKP'li belediye başkanları hakkında ilginç iddialar ortaya atılıyor. Son iddia İzmir Bergama'nın AKP'li belediye başkanı Hakan Koçtu ile ilgili. Üstelik taş uzaktan değil, aile içinden geldi. Başkanın kız kardeşi Hale Koçtu Özyeşil şu mesajı attı. 5 yıl önce abim kirada oturuyordu. Belediye başkan olduğu dönemde Bergama, İstanbul ve Almanya'da villalar aldı. Bunu aile geliriyle açıklaması mümkün değildir. Ailemizin bu mal varlığını açıklayıcı ek gelir yoktur. Belediyedeki usulsüz ihaleler detaylı incelenmeli. Çok çarpıcı, günün en çarpıcı gelişmelerinden, iddialarından ve manşetlerinden birisi işte böyle. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. İşte bugünün hava durumu detaylarını Melis Tolon sizler için hazırladı. Soğuk hava, kar, sağanak yurt geneli yeniden kış havasına teslim. Bugün yağışlar doğu kesimlere ilerleyecek. Kars'a kar nedeniyle köy yolları kapandı. Onaylık hasta bir bebek için ekipler seferber oldu. Bir saat süren çalışmanın ardından bebek hastaneye ulaştırıldı. Düzce'de kuvvetli rüzgar vardı. Sahil şeridinde dalga boyu 4 metreye ulaştı. Tekneler güvenli alanlara çekildi. Balıkesir'de kuvvetli poyraz etkiliydi. Demirlenmiş bir yelkenli kıyıya sürüklendi. Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık Adası'nda karşılıklı feribot seferleri iptal edildi. Yağışlar yurdun doğusunda etkisini koruyor. Erzurum ve Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ekipler çalışma başlattı. Cadde ve sokaklara tuzlama yapıldı. Trakya'da da durum farklı değil. Tekirdağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Güney Doğu Anadolu yağışlı. Yağışlar sağanak ve kar şeklinde etkili. Sıcaklıklar doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalırken diğer bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Kuzey iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi var. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don etkili. Yağışlar şiddetli etkisini göstermeye devam edecek. Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar var. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve çığ gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul güneşli bir güne başlayacak gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor. En yüksek sıcaklık 8 derece. Kentte etkili olan yağışlarla birlikte İSKİ'nin verilerine göre barajlardaki doluluk oranı %62,59 seviyesine yükseldi. Başkent Ankara'da güneşin yanı sıra sis ve pus var. Bölgede buzlanma ve don etkili en yüksek hava sıcaklığı 4 derece. İzmir yağışsız geçecek bir diğer il kentte İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi sis ve pus kendisini gösterecek. Gece sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak. En yüksek sıcaklık 12 derece olacak. En fazla gelen mesajlardan bir tanesi Başak Demirtaş ve Leyla Zana konusunda sorular geliyor. Onu analiz edeceğiz. Ama en fazla gelen bir başka mesaj emeklinin durumuna ilişkin. Dün burada İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda mesai arkadaşım, meslektaşım Ekrem Açıkel çok titiz bir çalışma sonucunda emekliyle ilgili detayları aktarmıştı. Oradan bir manşet seçtim. Şöyle saat 8.35 civarında sizlere detaylı olarak onu aktaracağım efendim. Emekli demişken Samsun'dan Bafra'dan Ahmet Tokur. Sevgili İsmail Bey günaydın. İyi ki sizin gibi gazeteciler var da emeklinin sesi duyuruluyor. 10 bin liranın altında emekli maaşı alan binlerce emekli var. Hani en düşük emekli maaşı 10 bin lira olmuştu. Herkese sevgilerimle diyor Ahmet Tokur emeklilerle ilgili mesajı bize göndermiş efendim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 8.35 civarında o dosyayı böyle 3 dakikalık bir dosyada kamuoyu duysun diye buradan aktaracağım ve Hürriyet gazetesi ile devam ediyorum. Bugün araştırdığımız ve haber olarak hazırladığımız gelişmelerden bir tanesi o gizemli olay. Kıyıya vuran cansız insan bedenleri. Biraz sonra detaylı haberini izleyeceksiniz. Antalya sahillerinde 8, Muğla'da 1, Hatay'da 3 ve Kuzey Kıbrıs'ta 2 parçalanmış ceset bulunması seri katil mi, göçmen faciası mı tartışmasına yol açtı. Hürriyete konuşan Antalya valisi Hulusi Şahin, cesetlerin 7'sindeki ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yeri Suriye dedi. Bu işte biraz sonra işin içinde hazır mı güven? Aa gelmiş hemen hazırmış zaten. Peki o zaman ben anlatmakla hiç uğraşmayayım. Haberimiz konuşsun. Kıyıya vuran cesetlerden birinin kimliği belirlendi. DNA örneği kayıp üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın babasından alınan örnekle eşleşti. Antalya'da 5 günde 6 cansız beden sahile vurdu. Peş peşe bulunan cesetler panik yarattı. Antalya'da 2, Muğla'da ise 1 cansız beden daha kıyıya vurdu. Kıyıya vuran cansız beden sayısı 9'a yükseldi. Bu kez adres Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde otel çalışanları sahilde cansız beden olduğunu ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler 500 metre arayla sahile vurmuş 2 cansız beden buldu. İki cansız bedende otopsi işlemleri için adli tıbba kaldırıldı. Antalya'da kıyıya vuran cansız beden sayısı 8'e yükselirken benzer bir haber de Muğla'dan geldi. Köyceğiz'de bir kadına ait olduğu belirlenen beden kıyıya vurdu. Antalya'daki gibi bu cansız bedende de uzuvlar eksikti. Kimlik tespit çalışması için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan 20 Ocak'ta Antalya'nın Serik ilçesinde kıyıya vuran kadın cesedinin 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a ait olduğu üzerinde duruluyordu. Ekipler genç kızın ailesine ulaştı, DNA örneği alındı. Yapılan incelemelerin ardından DNA örneği kayıp üniversite öğrencisiyle eşleşti. Merve Şevval Elmas 18 yaşındaydı. Antalya Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada ilk bulguların Suriye'yi işaret ettiğini söyledi. Bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yeri Suriye dedi. Açıklamada 11 Aralık'ta Lübnan ve Suriye arasındaki sahil bölgesinde 90 kişi taşıyan bir tekneyle bağlantının kesildiğine dikkat çekildi. Dünyanın adaletsizliğine ilişkin çarpıcı bir gelişme bu. Efendim konuğumu soruyorlar. Mustafa Bey de sormuş. Bursa'dan bir konuk geldi. Çok uzun yıllardır adı zaman zaman televizyonlarda geçse de ekranlarda görmediğiniz bir isim. Bu seçimin adı en çok konuşulacak isimlerinden bir tanesi ve iddia ediyorum 31 Mart gecesinde adına en çok konuşacağımız isimlerden birisi olacak. Biraz sonra burada demokrasi meydanında kendisiyle konuşacağız efendim. Özgür diyor ki, "Abi günaydın. Sen diyor dün akşam dizi mi izledin?" diyor. "Evet." Özgürcüm Dün akşam uzun yıllar sonra ilk defa televizyonun karşısına oturdum dizi izledim. Kızıl Goncaları izledim. Bak bunu da ben cep telefonumla çektim televizyonu izlerken. Buradan yola çıkarak bir çağrım olacak memlekete. Özgür soruyor ya bana. Rütük sayesinde izledim efendim. Yani zaten memlekette bir şeyin izlenmesini istiyorsanız Rütük ceza kessin. Yasaklayın. İlginin odak noktası haline getirin. Neymiş bu diye. Ya vallahi billahi yılbaşının ertesi günü bak. 1 Ocak'ta izledim. ilk iki bölümünü izlememiştim. Ya bunlar neden uğraşıyorlar acaba? Nedir bir bardak suda kopartılan fırtına diye. Oturdum iki bölümü izledim. Son 3 haftadır yasak vardı. Dün de bekliyordum. Oturdum haberleri izledim. Arkadaşlara gönderdim bilgileri. Dedim arkadaş yarınki hikayemiz budur. Sonra oturdum diziyi izledim. Çok enteresan. Ama özellikle bakın. Hepsi bir tarafa da şu mesajı alalım. Hatta Emine Hanım, Emine Erdoğan buradan yola çıkara bir seferberlik başlasın. Bu dizi bir hayırlara vesile olsun. Kızlarımızı çocuk yaşta ev vermeyelim. Onları okula gönderelim. Çocukları okutalım. O annenin kızı için okusun diye kendi başına gelenler o kızının başına gelmesin diye. Kızıl goncalar gibi. Buradan bir seferberlik yapalım efendim bakın. Bunu biraz sonra daha detaylı olarak konuşacağım. Acayip bir diziydi. Nefessiz izledim. Üzülerek de izledim. Kızına diyor ki: "Kızım benim kaderimi yaşamasın diye. Çocukken evlendirilmesin diye, okusun diye didinen bir anne."